Şey yapıyor, yakalıyor şu tarafından. Koruyucu önlüğüm vardı zaten üzerimde. Direkt koruyucu önlükle yakalayıp çektiği için bu hale geliyor. Daha öncesinden hekimimize hakaret ve darp davası olan bir hasta bu. Davada biz de şahit olduğumuz için sürekli gelip bize bu şekilde, bana özellikle sürekli şey yapıyor yani, saldırıyor. Neden şahit olduğumuz için diye, ama sürekli hekimle aslında sorunu var. Biz şahit olduğumuz için bana geliyor. Bu benim işimi tamamıyla engelliyor bu şekilde. Muayene olmaya gelmemiş. Yani direkt buraya bunu yapmak için gelmiş. Bilerek gelmiş. Ben anlamadım ki. Benim arkamdan gelip bana direkt saldırdı. Hiç ben hiçbir şey anlamadım zaten. İçeriye mesaiyi başlarken kapıları açtığımda direkt arkamdan gelip bana saldırdı. Burada olduğunu bile görmemiştim ben. Kendisi gerçekleştirmişsiniz. Siz darp okulunu aldım. Aldım, evet. Üzücü bir durum tabii ki. Hani hiç kimsenin bu şekilde olmasını istemiyorum. Bu belki hani herkes hafif diyebilir ama biz tüm gün boyunca hizmet veremedik. Çalışamadık. Çok hastamız mağdur oldu. Yani bu tamamen onun kendi takıntı haline getirdiği şeyle alakalı bir şey. Ama hepimizin hizmetini de engelledi. Hiç hoş değildi yani. Ben hiç kimsenin de böyle bir şey yaşamasını istemiyorum. O yüzden sesimi duyurmak istedim. Şikayetçi oldum tabii ki. Polisler zaten gerekli bilgileri aldılar. Şikayetçi oldum. Davacı da olacağım. Sağlık çalışanı olarak beyaz kodumuzla bildirdik. Süreci bekleyeceğiz şu an. Çekiştirince boynumdan tutup bu şekilde oldum. Yani saçlarımı çekmeler, tekmeler falan var ama tabii ki onlar o an içerisinde hop geçti. Bu yaşadığımız olay ilk değildi. Bu şahsın 14 ay önce, 6 ay önce benzer hareketlerinden dolayı 14 ay cezası var. Fakat maalesef cezası paraya çevirip ertelendi ve aramızda dolaşmaya devam etti. Şahıs mahkeme çıkışında dahi bize saldırdı. Araya polis girdi. Mahkemeden bir saat sonra kurumumuza gelip tekrardan hemşehrime bir tekme daha attı. Tekrardan karakolluk oldular. Bu şahıs bundan yaklaşık 2 ay önce evime gelmeye dahi cüret etti. Gece 11'de evime girmeye kalktı. Güvenliğin polis çağırmasıyla olay yerinden uzaklaştı. Ve en sonunda dünkü olayı gerçekleştirdi. Mutlaka sağlıklı şiddetle ilgili bir önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Hem de acil. Ortada bir dert, olay da yok. Yani öğrencilerin periyodik raporlarını öğlenliğin annesi almaya geldi. Doktor Bahsi Bey kendisine uygun olmadığını, kendi aile hekiminden alması gerektiğini söyledi. Akşamına da bu saldırgan şahıs benim nöbetime geldi. Yaklaşık bir saat burada bizi mahsur etti. Mesaimiz bitmesine rağmen dışarı çıkmamızı engelledi. Kapıyı tuttu. Siz çıkamazsınız, kollarını açtı çıkamazsınız dedi. Üzerine polis çağırdık. Rapor mu istiyor yani? Yani alt tarafı şey, öğrencinin periyodik raporu. Başka herhangi bir sorun da yok. Dün de herhangi bir sağlık talebiyle gelmedi buraya. Direkt saldırmaya gelmiş. Çünkü ben ne kendisinin aile hekimiyim, ne başka bir şeyim. Direkt saldırmaya gelmiş şey kurumumuza. Deniyor ki yanında senin sağlık elemanı, çalışanın var mı diye söyleniyor. Doktor beyim, eğer bir güvenlik görevlisi buraya talep ettiğimizde, benim akciğerim delik, ben doktorumu içeride öldürürken koruyamam. Benim kolum kırık, ben doktorumu koruyamam. Bu işi lütfen aile sağlığı çalışan elemanlarını yüklemesinler. Güvenlik görevlisi istiyoruz biz. Aile sağlığı çalışanların elemanlarının bu kaçıncı bu kere şiddete maruz kalışı? Aynı kadın üç keredir saldırıyor buraya.